Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hayırlı geceler. Geceniz bereketli olsun. Rabbim bereketiyle gecenizi hayırlara tebdil eylesin. Efendim, bu korona sohbetleri dolayısıyla böyle geceleri size kütüphanemden canlı yayın yapıyorum. Tabii bu benim buradaki hayatımı da biraz alt üst ediyor. Çünkü ona göre düzenlenmiş bir hayatım yok. Ama fedakarlık fedakarlıktır. Biz de bu dönemde sizlerle biraz zihnimizi, şu ölü sayısı, enfekte olan sayısı, entübe sayısı vesaire bunlardan şöyle birazcık uzaklaştırıp elbette bu meselenin ciddiyetini asla dikkate almamak gibi bir şey söz konusu olmamak kaydıyla sizlerle bir sohbeti inşallah gerçekleştirelim. Şimdi tabii burada biraz teknik sıkıntılar yaşıyoruz. Onları söyleyelim. Ama en azından işte olduğu kadar size ulaşmaya, elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, burası benim kütüphanem, daha doğrusu çilehanem. Biraz hayatımın çilesini burada yaşıyorum ve özellikle de boş kalmaya çalışıyorum. Yani kendime böyle boş bir zaman uydurup burada bir sürü kitaplarım, notlarım, arşiv belgelerim, dergilerim, fişlerim hepsi ele alınmayı bekliyor. Yani bir şekilde bugün hatta böyle bir canlı yayın yaparken birdenbire önüme bir takım zarflar açıldı. Onu açtım, onu açtım. Ha dedim yani ne kadar enteresan bunları unutmuşum falan diyeyim. Şimdi dolayısıyla şimdi yılların birikimi tabii ki sizlerin de yıllar boyu bunları biriktire biriktire bir şeye sahip olacaksınız. Zamanla bir birikiminiz olacak. Onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Vaktimizi en iyi şekilde değerlendirmeye gayret edelim. Tekrar Esselamu Aleyküm. Bugün farklı bir yerden yapıyorum. Burası fena değil. Böyle derinliği de olan arkaya doğru kütüphanemi de görüyorsunuz. Bir gün sizi kurayla çekeyim de bir 5-10 kişiyi şu şeyden sonra burayı ziyaret ettireyim. Bir görenler olsun. İster misiniz? Şöyle bir beş kişi, şanslı beş kişiyi seçelim. Gelsinler biraz tozlarını alsınlar, biraz yerleri silsinler. Bir iki kitaba dokunsunlar. İstiyorsunuz değil mi? Hadi bakalım biraz şu hengame bir geçsin. İnşallah onu da yapalım çekilişle. Hocam kitap nasıl okunur? Vallahi kitabı böyle alıp okuyorsunuz ama tabii benim kitap okuma tekniğim biraz farklı. Ben çizerek, not alarak, arkasına, önüne bir şeyler yazarak ve bazı önemli hususları kitabın arkasına ya da boş bir yerine kaydederek okuyan birisiyim. Bunu birçok kitapta size gösterme imkanım var. Ama onları gösteririm. Onlar mühim değil. Şimdi kitabı da kaç bin kitap olduğunu bilmiyorum tabii burada. Şimdi diyelim ki şöyle bir sayfa bir kitapta. Şimdi bakın çizilmiş olan yerler var. Yanına alınmış notlar var şurada. Nedir? İki kelime yazılmış. Şuraya geçilmiş. Burada başka bir çizilen yer var. Şurada bakın bir not eklemişim araya. Nedir? Mecliste şura ayeti asılıydı diyor. Bununla ilgili bir kanıt bulmuşum. Buraya onu yazmışım. Ve benzeri şeyler. Yani şu yan tarafına alacağınız notlar çok önemli. Kitaba baktığınız zaman ileride tekrar
Oralara baktığınızda zihninizde, o hafızanızda bu bilgiler uyanacaktır. Dolayısıyla böyle biraz didikleyerek okumanız gerekiyor. Aksi halde o çok alel usul okuma, hani roman falan gibi şeyler belki bu şekilde okunabilir. Yani çok fazla özen göstermeden, ki ben onları da özen göstererek okuyorum. Fakat onun ötesinde bu okuma şeklini kendim geliştirdim. Ve herkes de kendisi geliştirmeli. Yani bakın şurada ne görüyorsunuz? Şöyle postitler görüyorsunuz, değil mi? Şimdi orayı açıyoruz mesela, ne var? İşte bilmem Almanya Türkiye'ye 2 milyon pound ödedi Birinci Dünya Savaşı için. Mesela bununla ilgili şurada bir açıklama var. Onu yazmışım. Evet. Değerli arkadaşlar, tabii bu korona sohbetlerini, bu sahur, daha doğrusu şöyle diyelim, sahur altı sohbetleri diyelim. Aslında daha güzel oldu. Sahur altı sohbetlerini yaygınlaştıralım, duyuralım ve giderek bunun daha halka halka genişlemesine katkıda bulunalım ki daha fazla insan bunları izlesin. Tabii biraz geç bir saat, kabul ediyorum, bu saatte insanlar başka uğraşlar içerisinde falan, ama yine de ölü bir saat bir açıdan baktığımız zaman. Neticede yapılacak bir şey yok. Ya okuyoruz ya televizyon seyrediyoruz. Biz de bu arada size faydalı olacak bir şeyler paylaşalım derdindeyiz. Şimdi değerli kardeşlerim, epeyce toplandık. Daha da devam ettikçe toplanacağız. Ben yazdıklarınızı çok görmüyorum. Fakat benim oğlum kızımın hesabından kontrol ediyor. Küfür edenler, hakaret edenler vesaire, bunlar temizleniyor, şikayet ediliyor ve engelleniyor. Onlara tevessül etmeyin, edilmesine de müsaade etmiyoruz. Onun dışında burası bir platform, bir tarih platformu. Size bunları anlatacağız. Şimdi bakın, elimde ileride inşallah birinize hediye edeceğim bir mektup var. Sultanın Peygamber Aşkı. Bunu Derin Tarih Dergisi'nin eski sayılarından bir tanesinde vermiştim. Hatta Nihat Hatipoğlu bunu çok beğenmişti, birkaç yerde tekrarladı. Bu, bakın, mühürüne kadar yaptık. Saltanat mühürü, bakın. Sultan Abdülaziz'in mühürü ile açtık zarfı. Bunu dergimizin yanında hediye olarak vermiştik. O zaman bunu alanlar çok şanslı, ama şimdi de alabilirsiniz. Sayısını söyleyeceğim. Birlikte Com.tr'den bunu sipariş, o dergiyi sipariş ettiğinizde bu da, bu mektupla size gelecek. Sultan 1. Abdülhamid'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazdığı şiir. Bu şiirin Arapçası bir yüzünde. Elhamdülillah bunları yayınlamak bize nasip oldu. Arkasında da bunun Türkçesi, bu Türkçe'ye tercümesi burada yer alıyor. Bu Arapçası, bu Türkçesi aynı sayfanın önünde ve arkasında. Ey Allah'ın elçisi, efendim, tutuver elimden. Senden başka hiçbir şeyim yok. Hiç kimseye sığınamam. Sen her var olan şeyde hidayet nurusun. Sen cömertliğin sırrısın. Ey güvencemin en hayırlısı. Gerçekten sen bütün insanların yardımcısısın. Hidayet sahibi Allah'a ulaştıran sensin. Doğrulmamış ve doğmamış bir ve tek olan Allah'ın makamı mahmudunda tek başına duran ey zat. Ey iki parmağından nehirler akan ve imdada koşarak orduyu suya kandıran zat. Bana korkutan bir sıkıntı isabet etti mi derim ki, ey efendilerin efendisi, ey güvencem, günahlarımdan dolayı Rahman'a benim için şefaatçi ol ve içimden gelmeyen şeyle dahi bana ihsanda bulun. Allah'ım, bana daima hoşnutluk nazarıyla bak. Sonsuza dek kusurlarımı lütfunla ört.
Beni kuşatan bir bağışlamanla bana acı. Çünkü ben ey Mevlam senden başkasını tevhid eylemedim. Yine ben göklere tek ve bir olan Allah'ın sırrına yükselenlerin en şereflisi ve seçkiniyle sana yöneldim. O güzelliklerin sahibidir. Onu yaratan Allah ne yücedir. Bütün mahlukatın içerisinde onun gibisini bulamadım. Yine o yaratıkların en hayırlısı, elçilerin en yücesi, insanların en iyisi ve insanları doğru yola erdirendir. Sadece ona sığındım. Umulur ki Allah beni bağışlar. İşte o benim inancım ve dayanağımdır. Onu övmek ömür boyu benim işim olsun. Onu sevmek arşın sahibi katında benim güvencemdir. En güzel salatü selamlar ebediyen ona olsun. Sınırsız ve sayısız selamlarla birlikte ve şeref sahibi cömertlik denizi, sehavet erbabı bütün âl ve eshabına olsun. Diyerek beni bitiriyor. Bunu Mekke'ye gönderiyor, Medine'ye gönderiyor ve Mescid-i Nebevi'ye bu şiirin asılmasını istiyor. Osmanlı Padişahı 1. Abdülhamit, Sultan 1. Abdülhamit. Burada da biz bir resmini koymuşuz. Mescid-i Nebevi'nin Osmanlı zamandaki şekli. Bakın burada bir ayrıntıya dikkatinizi çekeyim. Madem sahur altı sohbeti yapıyoruz, biraz da oraya dikkat edelim. Bu Mescid-i Nebevi'nin Osmanlı dönemindeki hali. Bakın şurada yine ya hacılar ya şeyler oturmuşlar. Sohbet halkası ya da bir zikir halkası yapmışlar. Şurada bakın bir şeye dikkatinizi çekeyim. Bir şurada bir bahçe var. Bir park var. Mescid-i Nebevi'nin bahçesi içerisinde, avlusu içerisinde bir park var, bir bahçe var. Onun ismini biliyor musunuz? Bugün yok ama bu Osmanlılardan aşağı yukarı 1950'lere 60'lara kadar korunan bir bahçe var burada. Bakalım bu bahçenin ismini bilen var mı? Bugün olmayan ama vaktiyle 1960'lara kadar galiba ayaktaydı. O bahçenin bir özel ismi var, güzel bir ismi var. Bakalım onu bilenler olacak mı? Evet. Böyle bir hediyeyi vermiştik vaktiyle. Yine onu alabilirsiniz. Nereden, hangi sayı olduğunu söyleyelim. Buraya yazmamışız ama evet. Yazsaydık daha iyiydi. Şu anda onun sayısını bulamayız ama dergimizin bir sayısında bunu hediye etmiş idik. Böyle hediyelerimiz oldu. Bir de Sultan Abdülaziz'in bir hediyesi oldu. Onu da verdik. Çok sayıda. Aslında bu dergiyi alan insanlar çok şanslı. Hani ben kendim çıkarttım diye demiyorum. Gerçekten bu dergiyi, Derin Tarih dergisine abone olanlar, onu alıp da ciltletenler, bir araya getirenler, kütüphanesine koyanlar çok şanslı. Çünkü içinde hem çok zengin bilgiler var, iyi hocaların yazdığı. Bir de ekler veriyoruz, kitapçıklar veriyoruz, ilaveler veriyoruz. Ya yani ne bileyim, Evliya Çelebi'nin hac yolculuğunu veriyoruz. Efendim, bunun yanında haremle ilgili bir kitap veriyoruz. Bilmem işte öbür tarafta Halife Abdülmecid'in tahttan, hilafetten indiriliş ve yurt dışına sürülmesi olayını veriyor. Çok çok sayıda hani bir kütüphane oluşturacak. Şu anda da bildiğim kadarıyla birlikte com.tr'ye girerseniz tadesini 3-5 liraya alabilirsiniz ve bunlar baskısı bittikten sonra bir daha bulunacak şeyler değil. Bir hazine. Onun için eğer beni dinlerseniz buraya girip siparişinizi verin. Hangi sayıları istiyorsanız orada kapaklar var. Onları size galiba 5-6 liraya bir şey var. 10 tane alsanız 50-60 lira. 10 tane dergi aşağı yukarı 1000 sayfalık bir yayın ediyor. 50-60 liraya 1000 sayfalık bir kitap alabilir misiniz? Alamazsınız. Bunları özellikle söylüyorum. Zaman zaman tavsiye ediyorum. Hani kendim çıkarttım diye değil. Kendi dergim diye değil ama gerçekten de bunlar
parayla bulunacak eserler değil. Evet, yeni gelen kardeşlerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz. Evet, bu şeyi galiba bazı arkadaşlar yazdı. Şu bahçe, şurada küçük bir bahçe vardı eskiden Mescid-i Nebevi'nin yanında. İsmini çok bilmeyen insanlar şu anda öğrensinler. Fatıma, Hazreti Fatıma'nın bahçesi bu. Malum Hazreti Fatıma'nın eviydi burası. Yani babasının evinin olduğu yerde. Onun önünde küçük bir bahçe vardı. Efendimiz o bahçeyi ona tahsis etmişti. İçerisinde efendim bir takım ağaçlar, hurma ağacı vesaire bunlar vardı. Bunlar hatta özellikle toplanıyordu ve bu toplanan şeyler, hurmalar özel olarak satılıyordu. Fatıma'nın bostanı, Hazreti Fatıma'nın bostanı ismiyle özel olarak satılıyordu. Bu bostan, bu bahçe şu an yok, ortadan kalkmış vaziyette. Bunu 60'lara kadarki fotoğraflarda görebilirsiniz. Bütün Medine-i Münevvere ve Mescid-i Nebevi fotoğraflarında üzerinde hurma ağacı bulunan, hurma ağacı yaprakları bulunan bu bahçeyi. Şimdi burada bakın, bu küçük bir hatıra, küçük bir misal. Daha bunun gibi, şimdi birisi size işaret etmese, birisi size göstermese fark etmeyeceğimiz o kadar çok ayrıntı var ki, bunları ancak hani bilen birisi size işaret ettiğinde, bakın burada bu var, burada şu var dediğinde fark ediyorsunuz. Aksi halde fark etmeniz mümkün değil. Bununla ilgili şu anda internette açıp baktığınız zaman Mescid-i Nebevi eski resimleri diye orada bunların hepsini fazlasıyla göreceksiniz. Dolayısıyla bunlar bizim dikkatinizi çekmek istediğimiz, aklıma şu anda gelen şeyler. Şimdi meselenin ilan ettiğimiz kısmına geldiğimizde, şimdi İstiklal Savaşı yıllarında bizim elimizde bazı uçaklar vardı. Hani sanayileşme macerasına geldiğimiz zaman Osmanlı'da sanayileşme üzerine çalışan bazı uzmanlar bize şunu söylüyor. Osmanlı'nın son zamanında, yani Tanzimat'tan sonraki dönemde bir sanayileşme hamlesi yapıldı. Devlet eliyle bir sanayileşme hamlesi yapıldı. Bu Sultan Abdülaziz devrinde biraz daha gelişti. Abdülmecit Han devrinde gelişti. Ve Sultan Abdülhamit devrinde de bir takım fabrikaların açılması, işletmelerin açılması, çiftlikat-ı hümayunların açılması, ne bileyim Zeytinburnu'nda çelik fabrikasının açılması gibi, torpido yapan bir takım fabrikaların, atölyelerin açılması gibi, top fabrikaları işte bilmem vesaire vesaire, bunlar evet Batı'nın önüne geçemedik, Batı'yı çok yakından takip edemedik ama teslim de olmadık. Postu kolay deldirmedik ve mücadelemize devam ettik. Şimdi bu mücadele çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü her tarafınızdan kuşatılmış olmanıza rağmen, düğün umumiyeyle kuşatılmışsınız, bilmem dış borçla kuşatılmışsınız, her türlü dışarıdan destek alma imkanınız ancak onlar bir şey verirse mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bütün bunları aşarak yine de her şeye rağmen yıkılmadan, dökülmeden, bıkmadan, usanmadan bu mücadeleyi vermiş olması Osmanlı'nın çok önemlidir. Yani Osmanlı teslim olmadı. Osmanlı mücadeleyi bırakmadı. Son nefesine kadar. Ta Suriye cephesinde yaşananlara, Filistin cephesinde yaşananlara kadar bu mücadele devam etti ve bu mücadeleden sonra oradan kalanlarla milli mücadele dönemine girildi. Fakat bu arada tabii dışarıyla bağlantılı olarak söylememiz gereken bir
iki husus var. Nuri Killigil'i anlatacağım, merak etmeyin. Fransızların ve İtalyanların bize milli mücadele sırasında sattıkları veya hediye ettikleri uçaklar meselesi var. Bu hususta elimde Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Türkiye'de Tayyarecilik diye Avni Okar'ın kitabı, güzel belgesel bir kitaptır. Burada İtalya'dan alınan uçaklar, daha sonra bu tayyareleri bize satan İtalyan tayyarecileri, onların bize sattıkları, sonra Fransızların 1921'den sonra bize bıraktıkları uçaklar ve diğer silah, mühimmat, bunlar pek fazla dillendirilmeyen gerçekler. Milli mücadelenin bu cephesi, yani Fransız ve İtalyanlardan aldığımız destek cephesi, sadece Ruslardan bahsediliyor ama bu kısım özellikle uçak meselesinde karşımıza daha somut bir şekilde çıkıyor. Şimdi inkılap tarihlerinin nasıl derme çatma bir şekilde yazıldığını görebilmemiz için, bakın burada bir kitap gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi şöyle 1200 sayfalık bir Gazi M. Kemal adlı bu kitap. Şimdi 1200 sayfa, Karsbad'da kaç gün kalmış, o günlerde neler yazmış, işte nasıl hamama girmiş, nasıl terlemiş, nasıl masaj yaptırmış falan, bunların anlatıldığı bir kitapta. Mustafa Kemal'in her nedense 2 Eylül 1918 ile 7 Kasım 1918 arasındaki, yani Adana'dan trene bindiği tarih arasındaki bütün olaylar atlanmış. Evet. Kemalist tarih böyle yazılıyor. Buraya geliyor. 2 Eylül'de orduya tayin ediliyor. O arada olan hiçbir şey burada anlatılmıyor. Ve Filistin cephesinde, Suriye cephesinde yaşanan yenilgiler, hezimetler, oradaki olayların hiçbirisinden bahsedilmiyor. Ya böyle tarih olur mu? Böyle tarihçilik olur mu? Mustafa Kemal'in hayatında da çok önemli. Bu milletin hayatında Mondros Mütarekesi'nin imzalanması bu sebepten oldu. Eğer Filistin-Suriye cephesi çökmeseydi, biz Mondros'a mahkum ve mecbur olmayacaktık. 19 Eylül'de sınırımız Nablus'taydı. 1 Ekim'de 30 Ekim'de Adana'ya kadar dayandık. Nablus'tan, yani bugünkü Filistin'in, Kudüs'ün kuzeyinde Filistin'den 40 gün içerisinde Adana'ya nasıl çekildik? 10 gün içerisinde Şam'a nasıl çekildik? Eğer Mondros Mütarekesi'ni anlatıyorsanız, Mondros Mütarekesi'nin arka planını da anlatmanız lazım. Ama burada koskoca kitap yazıyor adam. Karsbad'da, Kaplıcalar'da kızlarla nasıl konuştuğu anlatılıyor. Bir Fransızca öğretmeniyle sayfalarca ne konuştuğu anlatılıyor. Fakat iş savaşa gelince, yenildiği için o savaşta, geri çekildiği için, hezimete uğradığı için burası atlanıyor ve 2 Eylül'le 7 Kasım, 9 Kasım arası atlanıyor ve böylece İstanbul'un işgalinde İstanbul'a dönmüş oluyor. Peki o arada ne yaşadı? 7. Ordu Komutanı bu. 7. Ordu Komutanı iken neler oldu? Savaş nasıl geçti? Nasıl çekildi? Nasıl şey yaptı? Bunları anlatsana. 1200 sayfa yazıyorsun. 1200 sayfa, hani özet bir kitap yazarsın. Böyle küçük bir şey de, hadi atlarsın belki olur. Sen burada anlattığın diğer şeyler o kadar en tipikten şeyler ki, onların yanında kalkıp da bunları anlatmamak çok ayıptır ve bunların, hep söylüyorum, ürettikleri çöpler maalesef bizim önümüzü bir yalan dağı halinde kaplamaktadır. Osmanlı sanayileşmesi ve Osmanlı iktisat tarihi ile ilgili bu kitabı tavsiye ediyorum. Şevket Pamuk'un, Orhan Pamuk'un kardeşidir kendisi.
Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi İletişim Yayınları'ndan çıktı. Bu kitabı okursanız objektif bir şekilde Osmanlı iktisat tarihini öğrenme şansınız büyük ölçüde öğrenme şansınız var ve bunları da dikkatli bir şekilde yazılmış bir kitap. O bakımdan nispeten objektif olduğu için bu kitabı tavsiye ediyoruz. Şimdi geliyoruz şu meseleye. Evet. Evet, Melik, moderatörün bir uyarısı var. Onu izledim biraz. Şimdi bakın, Nuri Killigil meselesine geliyorum. Ama Nuri Killigil ile Vecihi Hürkuş'u anlatacağım bugün. İkisi hakkında da iki önemli kitap. Biz Delili ile konuşuyoruz kardeşim. Vecihi Hürkuş'un anıları. Oldu mu? Yapı Kredi Yayınları'ndan Vecihi Hürkuş'un Bir Tayyarecinin Anıları diye yayınlandı. Bu ikincisi de Atilla Oral'ın Nuri Killigil kitabı. Kocaman bir çalışma. İçinde gerçekten belgeler, fotoğraflar vesaire hepsi fazlasıyla mevcut. Bu kitabı da tavsiye ediyoruz. Şimdi Vecihi Hürkuş 1923 yılına kadar ordu içerisinde mücadele vermiş bir asker. Yunan Savaşı'nda hem keşif birliği olarak hem diğer hususlarda önemli hizmetleri olmuş bir pilotumuz. Uçakçı da ayrıca pilotluktan öte bir de merakı olan birisi. Dolayısıyla Yunanlardan kalmış olan uçaklar var. Kaçarken imha edemedikleri ya da imha edip de hepsinin imha olmadığı uçak parçaları var. Oturuyor bu uçaklardan yeni bir uçak yapıyor. Onun kapısını alıyor, onun kaportasını alıyor, onun pervanesini alıyor, onun motorunu alıyor filan. Bunlardan bir uçak meydana getiriyor. Ve bu uçağı kendince geliştiriyor ve 16 Şubat 1925 tarihinde ondan sonra bir uçağı uçurmak istiyor. Kendi yaptığı uçağı uçurmak istiyor ve izin almak istiyor. Fakat izin vermiyorlar. Bir türlü izin verilmiyor. Bu kendi yaptığı uçağın uçmasına izin verilmiyor. Ve diyor ki tayyaremi hangara aldıktan sonra arkadaşlarla birlikte odama çekilmiş uçağımın uçuşları hakkında arkadaşlara bilgi vermeye başlamıştım. Ve bir anda kendisini uçağın üstünde buluyor. Heyecanından benzin vermiyorlar. Gizlice benzini alıyor. Uçağı dolduruyor ve 28 Ocak 1925 tarihinde İsmet İnönü Başbakan Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı Seydiköy Tayyare Meydanı'nın içerisinde saat 3'te uçuşa başladım diyor. Ve oraya koştum. Kısa bir röle ile meydanın uçuş sahasına dahil olduktan sonra rüzgar istikametine dönmüş ve o gün şiddetle esen şimal rüzgarına karşı motorumu doldurmuştum. Belki heyecanım vardı fakat sevinçten başka hiçbir şey hissetmeden kuşumun ayaklarının yerden kesildiğini anladım. 15 dakika devam eden uçuştan sonra inişe geçtim. Uçuş heyecanını duyan, yaşayan Vecihi Hürkuş izin alamıyor fakat bir şekilde bu heyecanını, çünkü bir uçak yapmış adam ya. Kendi imkanlarıyla derme çatma oradan buradan bir şey toplamış bir uçak yapmış. Bunun mesuliyetini de kendisi üzerine alıyor ve uçuyor. 15 dakika uçuş. 28 Ocak 1925. İnönü ve Mustafa Kemal Devri. Şimdi bu anlatacağım olay eğer
Sultan Abdülaziz devrinde olmuş olsaydı, eğer Sultan Vahdettin devrinde olmuş olsaydı, eğer Sultan Abdülhamit devrinde olmuş olsaydı, bugün hepiniz bunu ezbere biliyor olurdunuz. Bak, Sultan Osmanlı padişahı yeniliklere karşı, gelişmeye karşı, ilerlemeye karşı örümcek kafalı bunlar ve bir uçak yapmış olan adamı engellemişler, üstelik cezalandırmışlar diye hepimizin kafasına vura 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 anlatmazlar mıydı? Hepimiz bunu ezberlemiş olmaz mıydık? Osmanlı tarihinde olunca vura balıya, değil mi? Çünkü savunan yok. Müdafaa eden yok. Karşınızda açık bir kapı var. Açık kapıyı omuzluyorsunuz. Ama bu olay Cumhuriyet tarihinde geçti. 1925'te geçti. Aynı adamlara söylüyorum. O zaman İnönü ve Mustafa Kemal'e de aynı şeyleri söyleyin. Hadi buyurun. Gelişmeye karşıydılar, ilerlemeye karşıydılar, teknolojiye karşıydılar. Deyin bakalım. Anlatacağım olay burada yazıyor. 16 Şubat 1925, kendisini çağırıyorlar ve ne oluyor? Bakın. Bir emir geliyor. Bu emirle ben izinsiz uçtuğum için 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştım. Güzel, değil mi? İzinsiz uçtuğu için 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ve yarım maaşı da kesilmiş. Yarım maaşına kesinti uygulamışlar. Yalnız kalmıştım, derin derin düşünüyordum. Ceza tatbikinin de tahkik ve tetkik gibi usulleri vardır. Bunlar yapılmadan ulu orta bir karar, otorite icabı olmaktan çok idari tahakküm ifade eder. İnsani duygularla asla bağdaşmaz. Elime bir kağıt alarak o dakikadan itibaren hava kuvvetleriyle bir alakam kalmamıştır anlamında yazdığım istifamı nöbetçi amirine göndermiştim. İşte bir değerin, bir mucidin, bir kahramanın nasıl elleri kolları bağlı hale getirildiğini görelim. Ve sert ve soğuk aşağılayıcı bir bakışla karşılaşınca buz gibi oldum, hiç ses çıkarmadım diyor ve gemisini alıp uçağını alıp Çekoslovakya'ya galiba gidiyor. Çünkü burada uçmasına izin vermiyorlar. Uçağını zincirliyorlar. Uçak zincirleyenler teknolojiyi biz getirdik. Osmanlı'da bir şey yoktu. Biz bu ülkeye ilk defa teknolojiyi kazandırdık diye bize hava atıyorlar. Ya adam uçak yapmış. Uçağı uçurmak istiyor. Siz engel oluyorsunuz. Hadi uçurdu. Bari alkışlayın. Bari bir şey yapın. Ya da en azından takdir edin. Sesinizi çıkarmayın. Hayır, ceza veriyorlar. 15 gün hapis cezası. Niye? Uçak uçurmuş adam. Ya. İşte Vecihi Hürkuş'un hatıraları ortada. Bununla ilgili çok geniş yayın yapılabilir. Sonra gidiyor Çekoslovakya'ya. Orada çalışıyor vesaire. Sonra yıllar sonra tekrar Türkiye'ye dönüp tekrar bu işlere giriyor. Ama şimdi aynı olayın, yani bir uçağı uçuran kişinin cezalandırıldığı bir hadisenin faraza Osmanlı'da olduğunu düşünün. Değil mi? Neler demezlerdi? Nasıl başımıza kalkmazlardı bu olayı, değil mi? Her türlü iftirayı, her türlü hakareti Osmanlı'ya yapmayı adet edinenler bunu her dakika bizim başımıza kalkmak için uğraşırlardı. Dolayısıyla bu tarihin iki yüzlüğünü bilmemiz lazım. Osmanlı'nın yaptıklarını tukaka, Cumhuriyet döneminde yapılanların da üstünü örtme. Az önce gördük. Adam 1200 sayfa kitap yazıyor, yenildiği cepheyi anlatmıyor. Gayet güzel. Balkan Savaşı'nda yenildiği bu bir muharebe var Mustafa Kemal'in. Kurmay Başkanı olduğu Fethi Okyar'la birlikte Gelibolu cephesinde. O anlatılmıyor. Ve böyle tarih olur mu kardeşim? Hep böyle seçmece, yani seçmece karpuz gibi işime geleni alırım, işime gelmeyeni almam. İyi, güzel. Ne kadar güzel bir tarihçilik bu. Buna da tarih diyorsunuz, değil mi?
Bu mitolojidir, bu masal kitabıdır. Bu ancak menakıbnamedir, menkıbe kitabıdır. Onun ötesinde bir şey değildir. Nuri Paşa'ya gelirsek, Nuri Kirligil meselesi. Nuri Kirligil, Enver Paşa'nın kardeşi. Ve Enver Paşa'nın amcası Halil Kutun, Kutulamare'de İngilizleri esir alan paşa olduğunu, komutan olduğunu söyleyelim. Fakat Nuri Kirligil de kardeşi, Nuri Paşa adıyla bugün Azeri herhangi bir Azerbaycanlı varsa tanıdığınız sorun size Nuri Paşa'nın kim olduğunu anlatsın. Nuri Paşa, Bakü'yü kurtaran, bağımsızlığına kavuşturan Azerbaycan'ı, o büyük mücadeleyi veren komutan. Osmanlı'nın son zaferi diyebiliriz. Bakü'nün kurtuluşu Eylül 1918 gibi bir tarihte. Bunun başarılmış olması Osmanlı'nın son zaferi gibi değerlendirilebilir. Şimdi bu zafer Nuri Paşa kazandı bu İngilizlere karşı. Orada bir bağımsız bir dönem yaşattı. Kısa bir dönem oldu bu ama tabii Azerbaycan'ın tekrar Rus işgaline girmesi bir faciadır. Bir gün inşallah onu da anlatırım. Milli mücadelenin zamanına kadar bunlar Ruslara karşı belli bir direniş içindeyken Ruslar bizimle anlaşıyor ve biz de onlara diyoruz ki aman Ruslara, Kızıl Ordu'ya ses çıkarmayın. Onlar girecekler, İngilizler işgal etmesin diye girecekler. Çıkacaklar diye teminat veriyoruz ve Azeriler, bende bir kitap var. Azerbaycan İnkılabı diye. Bir Azeri yazmış. Resulzade'nin kitabı. Biz Türklere güvendik. Direnmedik. Girdiler Ruslar ama çıkmaları 70 yıl aldı. Bu meseleyi de bir gün konuşacağız. Yani Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği tarafından ilhakı ve işgaline milli mücadele hareketinin nasıl göz kırptığını değerlendireceğiz. Ama önce Nuri Kirligil'i bir görelim. Evet. Bu insan Nuri Paşa ve bu da yaptığı tabancadan bir numune. Bir silah fabrikası yapıyor ve bu silah fabrikasında yaptığı tabancadan tek bir numune kalmış. Çünkü fabrika havaya uçmuş. Bundan günde 50 adet tabanca üreten bir fabrika. Ve bu fabrika o kadar büyük engellerle karşılaşıyor ki tek parti dönemi, zorluklar, şunlar, bunlar derken işte bir şekilde bunun şeyine başlıyor. Endüstriyel silah tasarımı. Bombalar falan da yapılıyor. Mesela Cumhurbaşkanımızın söylediği Şakir Zümre burada. Bakın bu ortada duran Şakir Zümre, onun yaptığı bombalar. Ama sonra Şakir Zümre doğduğuna pişman edilip o kadar denetimlerle, vergilerle, şunlarla, bunlarla adam sonunda sobacılık yapmaya başlıyor. Ben hatırladığım yıllarda Şakir Zümre sobaları vardı. Ben de sobacı olarak bilirdim adamı. Meğer adam silah fabrikası ve sanayi harbiye ve madeniye fabrikası. Bakın burada fotoğrafın arkasında öyle yazıyor. Sanayi harp sanayi ve maden sanayi fabrikası var adamın. Ama ne yapıyor? En sonunda dönüyor sobacılık yapmaya. Nuri Paşa'nın fabrikasının logosu. Evet. Nuri Paşa'nın fabrikasının logosu burada. Ne şeyi ve bir hilal görüyorsunuz. Silah tasarımları, tabancalar. Bu kitapta çok sayıda böyle örnek, işte bunlar nasıl çalışıyor, tabancalar düşünün. Yani 1930'ların sonu, 40'ların başı, bunlarla ilgili bir takım sergilere katılınıyor ve
Nuri Paşa'nın silah fabrikası. Görüyor muyuz efendim? Bombaları görüyor muyuz? Askeriyeye yapılıp satılan bombalar. Nuri Paşa burada. Evet. Bunlar, bunları yaptılar. Ben sana şey diyecektim. Bazı arkadaşlar şey diyor. Kamera tam yazıya denk gelmiyor. Fotoğraf alıyorum. Şey yazılar gösterilirken şey yazı tam ortalanmıyor, tam net gözükmüyor diyor da onu bildirmek için geldim. Vallahi artık olduğu kadar İnşallah. Yapmaya çalışıyoruz. Evet, biraz şikayetler varmış galiba. Bu hususlarda evet. Bu da Nuri Killigil'in tüfekle nişan, kendi yaptığı tüfekle. Bakın bunlar bu ülkenin insanları. Vecihi Hürkuş'ta, Şakir Zümre'de, Nuri Demirağ'da, Nuri Killigil'de bu ülkenin insanları ve bu ülkeye kendi yetenekleriyle, kendi zihinleriyle, kendi sermayeleriyle bir katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Ve Nuri Killigil'in silah ve cephane fabrikası efendim. Bakın bu fabrika. Şöyle kalkayım. Hatta burada açıklamaları da var. Görüyor musunuz fabrikayı? Haliç'in kıyısında, Sütlüce'de. Evet, silah fabrikası bu. Öyle atölye falan değil yani, ciddi ciddi bir fabrika. Görüyorsunuz. Gördünüz değil mi? Derin tarih çıkıyor efendim. Bu ay 98. sayısı yayınlandı. Fabrikanın içinden bir görünüm. Evet. Bakın bunlar Nuri Killigil'in fabrikasından sayfalar. Logosu da güzelmiş. Bu da yeri. Fabrikanın tam olarak bulunduğu yer Haliç haritasında burada görebilirsiniz. Bu Şakir Zümre'nin fabrikasının yeri. Nuri Killigil'in fabrikasının yeri de burada. Oldu mu şimdi? Bakın kafanızda oturdu mu? Şakir Zümre ile Nuri Killigil. İkisi de Şakir Zümre sobacılığa başlatıldı. Nuri Killigil'in başına gelenleri birazdan anlatacağız. Böyle güzel bir eser. Tek parti döneminin birçok siyasi cinayetleri, haksızlıkları, işte onlardan bir tanesi Sırrı Bellioğlu. Yani buradan konu dışına çıkıyorum biraz ama şimdi Sırrı Bellioğlu'nun basılıp da dağıtılmayan bir kitabı. İsmet İnönü'ye hakaret ettiği için 9 sene 4 ay cezaya mahkum edilen tek parti devrinde ve 9 sene 4 ay tam olarak cezasını çeken fakat yanlışlık oldu. Biz seni suçsuz yere yatırmışız diye daha sonra özür dilenen milletvekili ve Sanayi Bakanı Sırrı Bellioğlu. 9 sene 4 ay bir insanı, bir bakanı yatırıyorsunuz. Sonra hiçbir sebep olmadan, suç işlemediği hapisten çıktıktan sonra anlaşıldı. 1951 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce özür dilendi. Bütün hakları iade edildi. Şimdi böyle bunun gibi o kadar büyük haksızlıklara uğramış bir iktisat vekili bu. Yani ekonomi bakanı Sırrı Bellioğlu ismini bile bilmiyorsunuzdur. Nuri Killigil bu şekilde çalışmaya devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı yılları başlıyor. Yine bizim orduya silah satıyor. Bu arada yurt dışına satmaya çalışıyor. Almanlarla bir takım ilişkiler kuruluyor. O yıllarda Almanlar İstanbul'da, Ankara'da sık sık gözüküyorlar. Hitler'le görüşen bir emir Erkilet diye bir paşanın fotoğrafı. Hitler'le bizzat görüşmeye gidiyorlar. Tek parti devrinde, İnönü devrinde olan olaylar. Efendim
ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Nazi subayları. Gördünüz mü efendim? Nazilerle ilişkiler hangi seviyede? İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Naziler çıkıyor. Ayaklarının altına halı döşemişler, halı. Ya. Gördünüz mü? Nazi subayları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İnönü Nazilerle bu kadar içli dışlı yakın ilişkiler içerisindeydi. Ve Nuri Kirligil'in silah fabrikası efendim. Gördünüz mü? O silah fabrikası. Muhteşem. Gerçekten bir sanayi tesisi. Haliç'in Karaağaç bölgesinde. Şakir Zümre de yine aynı şekilde. Bakın. Fabrikada çekilmiş Şakir Zümre'nin bir fotoğrafı neymiş? Ürettiği tapa ve tayyare bombaları, uçak bombaları üretmiş Şakir Zümre. Fakat ne oldu? Şakir Zümre canından bezdirildi, sobacılığa başlatıldı. Nuri Kirligil 2 Mart 1949 günü saat 16.50'de 2 Mart 1949 günü saat 16.50'de fabrikası havaya uçtu. Görün, İstanbul'un göbeğinde bir fabrika, silah fabrikası havaya böyle uçuruldu. Çektiniz mi fotoğrafları? Evet. Müthiş bir infilak. İnsan gövdeleri havaya uçuyor. Fakat bu kahraman Nuri Kirligil içeride çok daha tehlikeli bir silah bölümü var. Silah deposu var. Ve burası eğer patlarsa belki etrafındaki mahallelerin de yok olma ihtimali var. Herkes canını kurtarmak için dışarıya kaçarken Nuri Paşa fabrikanın içine dalıyor. Ortalık kan revan. Dumanlar çıkıyor, alevler çıkıyor. Gidiyor o deponun demir kapısını kapatıyor ve oradan dönerken bir başka patlamada paramparça oluyor. Yani herkesin canını kurtarmak için mücadele ettiği sırada Nuri Paşa fabrikanın içine dalıyor. Bakın kahramanlık budur. Canını kurtarmak değil. Patronsunuz siz. En önce senin kaçman lazım ama orada bir daha büyük bir faciaya yol açmamak için giriyor ve o şeyi kapatıyor. Onu kapatınca da o bölüm patlamıyor. Ve fabrikanın vaziyeti bu. Bu hale geliyor. Yerde bir. Burada onlarca insan hayatını kaybediyor. Fabrika yaralananlar var. Yerle bir olmuş fabrikadan görüntüler burada söz konusu ve fabrika mahvoluyor tabii ki ve içinde kömürleşmiş cesetler bulunuyor. Hani geçenlerde maalesef bu Afrin'deydi galiba bir patlama oldu. Bu PKK-YPG'nin patlaması. İşte orada nasıl kömürleşmiş cesetler varsa bu şekilde insanların cesetleri gazetelerde fotoğraflar çekildi. İstanbul'un göbeğinde oldu bu. Haber bu. Bakın denizden hala cesetler çıkıyor. Gazetelerde günlerce bunun haberleri yapıldı.
Araştırmalar yapıldı, soruşturmalar yapıldı ve Nuri Paşa hayatını kurtarmayı düşünmedi ve bir destan adeta yazdı. Böyle vücut parçaları, yani çok göstermeyeceğim ama böyle paramparça olmuş insanlar ve Nuri Paşa'nın da cesedi bulunamadı. Çok. Bakın burada Nuri Paşa'nın son az önce bahsettiğim ölümüyle ilgili hatıralar. Tornacı Orhan Parlak Işık gazeteye Nuri Paşa'yı en son gören ben oldum. Bize dışarı çıkmamızı söylerken onun da dışarı çıkması için ikaz ettik fakat çıkmadı. Çıkmak isteseydi herhalde kurtulurdu. Canını kurtarmak isteseydi herhalde kurtulurdu. Saat tahminen 17'ye 5 kala ikinci infilak oldu. Bu sırada bürodan dışarıya fırlayan Nuri Paşa, kapıları açın, bütün işçiler çıksın dedi ve ambara doğru yürüdü. Bundan sonra Paşa'yı görmedim. Paşa bombaların yerini sordu. Cevap alır almaz o tarafa seyirtti. Bir yandan da buraya kimse gelmesin diye bağırıyordu. Ve orada Nuri Paşa kendisini adeta o ambara doğru gidiyor. Büyük depoya giriyor. İçinde 2000 mermi bulunuyor. Ve Paşa müthiş bir infilaka, bir başka infilaka yol açacak, bir facia olacak. Bu mermilerin muhafaza edildiği deponun durumunu görmek üzere içeri giriyor. Barut fıçılarının yanına doğru ilerliyor. Nuri Paşa'ya su kovasını uzattığım zaman henüz korkunç infilak olmamıştı. İkinci su kovasını almaya giderken Paşa barut fıçılarının yanına doğru gidiyordu. Ben alarm düdüğünün yanındayken infilak oldu. Paşa'nın öldüğünü tahmin ederim diyor. Ve içeriye doğru koşuyor. Herkesin dışarıya koştuğu bir zamanda Paşa içeriye koşuyor. Şimdi bundan sonrası daha da feci. Nuri Paşa bir cesedi bu kadar parçaya ayrılmış kardeşlerim. Bir, iki ve el, ayak parçaları ayrı. Üç ayrı parça ama üç parça da ayrı ayrı yerlerde. Şimdi kahramanlık budur. Kendini yenmiş insanlar bunlar. Bunların tabii ki hataları var, şunlar var, bunlar var, iddiatçıdırlar. Onlara ayrı tenkit ederiz ama şimdi burada mesele tek parti yönetiminin uyguladığı bu despotizme karşı, bu milletin hizmetine çalışan birisinin savunulmasıysa ben orada onun yanında olurum. Kimse kusura bakmasın. Çünkü bu insan vatanperver bir insan. Hataları olabilir, gafil olabilir, bazı şeyler de yanlış yapmış olabilir. Sultan Abdülhamid'e haksızlık yapmış olabilir. O ayrı, onu ayrıca tenkit ederim. Ama kalkıp da tek parti dönemiyle Nuri Paşa'yı karşılaştırdığında ben Nuri Paşa'nın yanındayım kardeşim. Ben Enver Paşa'nın da yanında olurum. Çünkü burada milli bir dava meselesinde kim daha milli, kim daha bu vatanın hizmetinde bulunmuş, beni ilgilendiren kısmı olur. Vücudu paramparça olmuş. Ve İstanbul müftüsü diyor ki ilk önce vücudun bir parçası bulunuyor. Bu bir parçayı müftü diyor ki cenaze namazı kılınamaz. Yine gazete haberlerinde cenaze namazı kılınamaz. Bu bir parça namaz kılınmadan gömülecek diye müftülük. Bakın tek parti dönemindeyiz. Müftüye dahi baskı yapılıyor. Ve yalvarıyorlar. Bir cenazesi kılınsın. Hiç değilse bir şey olsun yani bizim paşamız inançlı bir insandı, dindar bir insandı. Niçin böyle affedersiniz hayvan leşi gibi gömülüyor? Buna itiraz ediyorlar, çok bastırıyorlar ama müftülük sadece bir ceset parçası için cenaze namazı kılınamayacağına hükmetmiş ve Nuri Paşa'nın cenazesi
cenaze namazı kılınmadan gömülmüş. Evet, dostları toplanmış. Tabutu görüyor musunuz? Tabut küçücük. Niye küçük? Çünkü vücudunun bir parçası bulundu. Üçte birlik bir kısmı. Az önce gösterdik değil mi? Bir daha göstereyim mi? Şimdi bu değerli çalışma. Gerçekten Atilla Oral'ı tebrik ediyorum. Nuri Paşa burada. Ve vücudunun parçaları. Sadece ilk bulunan kısım şu kırmızı kısım. Burası için cenaze namazı kılınamaz kararı veriliyor. Ve cenaze namazı kılınmadan defnedilmesine karar veriliyor. Bu da tabii bir başka facia. Şimdi değerli kardeşlerim, daha sonra ertesi gün ya da birkaç gün sonra denizden yeni bir cesedinin parçası daha çıkıyor. Daha sonra araştırmalarda diğer parçalar çıkıyor. Çıktıkça aynı yere götürüp gömüyorlar. Ama maalesef Nuri Paşa'nın cenaze namazı kılınmadı. Bu da 1949 yılında iktidarda olan CHP'nin günahlarından, İnönü'nün günahlarından birisidir. Bunu da söyleyelim. Şimdi çok enteresan bir şey. 24 Mart 1949 tarihinde Ankara'da Bakanlar Kurulu toplantı halinde. Toplantıda İsrail Devleti'nin derhal tanınması kararı alınıyor. Ertesi gün karar resmi gazetede 29 Mart'ta karar tanıma kararı yayınlanıyor. Ve 1 Nisan 1949 tarihinde resmi gazetede yayınlanıyor. Türkiye'nin İsrail Devleti'nin tanınmasına dair resmi gazetede yayınlanan karar. Karar sayısı 8.942. İsrail Devleti'nin derhal tanınması. Bakın bu ifadeye dikkat edin. İsrail Devleti'nin derhal tanınmasına karar verildi. İşte şu tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında şey yapılmıştır. Şimdi burada enteresan bir noktayı yakalıyoruz. İsrail Devleti'nin derhal tanınması kararı Nuri Paşa'nın cenazesinin toprağa verildiği gün alınıyor. 24 Mart'ta Nuri Paşa'nın cenazesi toprağa veriliyor. Çünkü ancak o zaman bulunuyor. İsrail Devleti'nin tanınma kararı aynı gün alınıyor. Ve böylece hükümet İsrail Devleti'nin tanınma kararının TBMM'de tartışılmasına izin vermiyor. Bakın bu da var. Değil mi? Bir tanınma kararı, meclisin tanınma kararı mecliste müzakere edilir değil mi? Bunun iyi tarafı, kötü tarafı, değişik şeyleri yapılır. Ama İnönü mecliste kesinlikle bunun tartışmasını yaptırmıyor. Karar çıkaracaksınız diyor. Karar çıkıyor. Dolayısıyla bakın bu derhal ifadesi ve meclisin bunun tartışmasına izin verilmeyişi, bunu bir oldu bittiye getirilmesi ve mecliste bir oylama yapılmaması, eğer mecliste oylama yapılsa ve görüşülse büyük bir ihtimalle Türkiye Büyük Millet Meclisi bu karara itiraz edecek ya da aykırı sesler çıkacaktı. Şimdi burada dikkatimizi çeken husus şu. Bu derhal kararını niye anlattık? Niye 1949'da 24 Mart'ta meclisten derhal kararı Bakanlar Kurulu'ndan, affedersiniz, meclisten değil, Bakanlar Kurulu'ndan derhal kararı çıkarken meclise getirilmeden bunun halledilmesi ve aynı gün Nuri Paşa'nın cenazesinin gömüldüğü günün bunun olması aklımıza derhal kararının aklımıza getirdiği ihtimal şudur. Nuri Paşa
çok olmaya başlamıştı. Sadece bizim ordumuza, askeriyemize, sanayimize değil, İsrail devletiyle savaşan Araplara da silah satmaya başlamıştı. Filistinlere, Suriye'ye, Irak'a, Ürdün'e silah satıyordu. Nuri Paşa Araplarla anlaşmalar yapıyordu. Oraya gidiyordu, geliyordu ve oraya silah gönderiyordu ve bu İsrail tarafından, Mossad tarafından ve diğer elemanlar tarafından takip ediliyordu. Burada bu bombalama ve infilak hadisesi, fabrikanın infilak hadisesi Türk devletine karşı verilmiş bir gözdağıdır. Eğer bu tip faaliyetlere izin vermez ve beni tanımamaya devam edersen, çünkü o tarihe kadar 1948'in 14 Mayıs'ında kurulmuş, aradan bir seneye yakın zaman geçmiş, hala İnönü hükümeti tanıyıp tanımamakta zorlanıyor, böyle tereddüt yaşıyor. Fakat bu bombalama, 2 Mart 1949, bu bombalama, bu infilak hadisesi, yani fabrikanın infilakı bir gözdağı. Tanımazsan bunun arkası gelir. Ve bizim gücümüzden kork mesajıdır. Ve İnönü bu mesajdan korktu. 24 Mart günü derhal, yani niye derhal? Evet, tanıyorum diyebilirdi. Ama niye derhal tanınması için bir TBMM, bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartıyor? Çünkü mesajı aldı. Bu mesaja karşı gerekeni yapacağım dedi. Ve Nuri Paşa'nın o küçücük kalmış vücudunun üçte birinin yapıldığı tabut budur efendim. Daha sonra diğer parçaları bulunduğu konuldu ama Nuri Paşa'nın olayı budur. Cenaze taşınıyor. Evet. Cenaze tabii bir çocuk tabutu kadar bir şey. Ve cenaze namazı kılınmadan kabrine defin gerçekleşiyor. Bugün Edirne Kapı Şehitliği'nde gittiğiniz zaman bu eski mezarı göreceksiniz. Nuri Paşa'nın mezarı burada, böyle enteresan bir şey de yapmışlar. Onun etrafına ben gidip de bir takım böyle küçük mermilerden oluşan bir takım şeyler koymuşlar. Bunlar gerçek mermi kovanları efendim. Şuradakiler. Gerçek mermi kovanları. Onları getirmişler mezarın etrafına ve sadece kendisi değil, kendisinin aynı zamanda işçilerinin de gömülü olduğu bir mezarlık. Evet, Türkiye'de gerçekten yerli, gerçekten milli, gerçekten bu ülkenin kalkınması için çalışan herkesin başına bir şeyler geliyor. Goygoyculuk yapmak, bir takım emperyalist güçlerin ajanlığını yapmak dururken kalkıp da hakikaten ben bu ülkenin kalkınması için, bu ülkenin ayağa kalkması için, bu ülkenin büyük bir ülke olması için mücadele edeceğim diyen herkesin başına şöyle ya da böyle ya linç kampanyaları, ya gözden düşürme, ya çamur atmalar, ya işte Özal'ın başına geldiği gibi bir takım gizli operasyonlar yapılarak bu insanlar ortadan kaldırılıyor ya da tarihten siliniyor. Onun için bu sanayileşme çabaları, sanayileşme faaliyetlerinin engellenişi, montaj sanayinin Türkiye'de gelişmesinin sağlanması, bunun için işte Koç gibi bir takım aktörlerin devreye sokulması ve montaj sanayi dururken
Niye bunu yapıyorsunuz? Niye Nuri Demirağ gidip de Kayseri'de uçak yapsın? Bakın Amerika bize veriyor, İngiltere veriyor. Ne gerek var? Değil mi? Bu anlayışla biz bugünlere kadar geldik. Şimdi geçenlerde CHP'nin tutup da Selçuk Bayraktar kardeşimize hücum etmesi, onun yaptığı bu güzel işleri ki gördük, değil mi? Suriye operasyonunda ne kadar işe yaradığını, ne kadar az zayiatla bu dönemi, bu operasyonu, bu harekatı atlattığımızı hepimiz gözlerimize gördük. Ama hayır, durmuyorlar bunlar. Çünkü aynı zihniyet. Bakın Nuri Killigil'in canından bezdiren, Şakir Üzümre'yi canından bezdiren, Nuri Demirağ canından bezdiren, Vecihi Hürkuş'un uçağını zincirleyen zihniyet bugün de aynı işi yapıyor. Aynı görevi yerine getiriyor. Çok enteresan. Bakın şu anda diyelim ki Cumhurbaşkanımız dese ki Ayasofya'nın açılmasını düşünüyoruz. Ki işte geçen sene Mart ayında bunu söyledi. Kim karşı çıkar? Bir, Amerika karşı çıkar. İki, İngiltere karşı çıkar. İşte Rusya karşı çıkar. Yunanistan karşı çıkar. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkar. Ya bu kadar aynı safta olmak size de ilginç gelmiyor mu? Aynı safta, ya kardeşim bu benim milli meselemdir. Bu benim iç meselemdir. Siz ne karışıyorsunuz diye Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Rusya'ya bunların ağızlarını doldurup bir şeyler söylemeleri gerekirken ne oluyor? Aynı ağızla sanki bir Amerikalıymış, sanki bir Rusmuş, sanki bir Yunanmış gibi. Evet doğru, Ayasofya açılmamalı, Ayasofya katiyen açılmamalı, buna kesinlikle izin verilmemeli diye onlarla aynı dili konuşuyorlar. Ya bu kadar dil benzerliği, bazı kopyaları, bazı sırları ele vermiyor mu? İşte Selçuk Bayraktar olayı da gördük. Sen niye İHA'dan, SİHA'dan rahatsız oluyorsun? Velev ki belediye bazı tahsisler yapmış olsun. Ya bu milli bir iş yapıyor bu adam. Olsun, bu da onun şeydi de, yani öyle bir şey yok. Öyle bir şeyin olmadığını kendisi defaatle söyledi. Velev ki olmuş olsun. Yani bu insan kalkıp da bu parayı hovardalık yapıp yemiyor ki, yani bu memlekete bir iş yapıyor, bir değer kazandırıyor. Öyle bile olmuş olsa senin bunu görmemen lazım çünkü milli mesele. Ya da başka türlü bunu anlaşman lazım. Ama öyle bir şey de olmadığı halde ne oluyor? Bizi engelleyecek, köstekleyecek her türlü işe bunlar yol açıyor. Ve bu komprador burjuvazisi, yani Batı'nın uşağı olan anlayış maalesef Türkiye'ye adım attırmayan, Türkiye'yi felç eden, Türkiye'yi hareketsiz kılmaya çalışan bir anlayış. Şimdi ben 2010 gibi bir tarihte muhtemelen The Marmara Oteli'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği bir kapalı devre bir oturumda yer aldım. Bu oturumda isim vermeyeyim, diğerlerinin ismini vermeyeyim. Birçok önemli insan da gelmişti. Yani bu alanda Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında gelişmesi için çaba gösteren birçok insan da vardı ve enteresan konuşmalar oldu. Ve orada ben de tarihle ilgili bir konuşma yaptım. Dedim ki yani bu hainler vesaire diye Türkiye'de şeyler okutuluyor. İşte Bahrettin hain, şu hain, bu hain. Bunların kalkması lazım vesaire. Bu Türkiye'nin gelecek vizyonu açısından sakıncalıdır gibi bir şeyler söyledim. Karşımda İshak Alaton oturuyor. İshak Alaton aynen bunlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kayıtlarında var. Çünkü videoya alındı. Bu video kayıtları da orada mevcut. İstenirse oradan bulunabilir, çıkartılabilir. Bu kulaklar bunu duydu. İshak Alaton şunu söyledi. Duydum ki Tayyip Erdoğan
yerli otomobil yapmak istiyormuş, yaptırmak istiyormuş. Sakın 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 böyle bir şeye teşebbüs etmesin. Söyleyin bundan vazgeçsin. Bundan daha fazla zararlı, bundan daha fazla bize zarar verecek bir başka girişim olamaz. Ne Almanlar kadar sağlam, ne Japonlar kadar hızlı, ne Amerikalılar kadar bilmem güçlü araba yapabiliriz. Buna gerek yok. Bu alana girmeyelim. Bu alandan vazgeçelim. Bu bize büyük bir israf kaynağı olacak diye orada açıkça yerli sanayinin, yerli otomobil sanayinin kurulmaması için bunun büyük bir israf olacağı, yanlış olacağı, hata olacağı ifade edildi. Ya kulaklarım, şimdi düşünüyorum, yani o gün de bunu düşündüm, şimdi de düşünüyorum. Yani niye bir sanayici bunu istemez? Eğri doğru zamanla bu verimli hale gelir. Yani ille ilk başta çok verimli olmayabilir bazı şeyler ama zamanla bunlar. Ama bu işte o montaj sanayinin, o dışarıdan teknolojinin alınıp içeriye pazarlanması anlayışının, o yerli düşünmemenin, o bize ait olan koordinatların zihinlerde var olmamasının bir tezahürüydü. Dolayısıyla Nuri Kirligil'e, Nuri Demirağ'a, Şakir Zümre'ye, bunlar tabii şu an aklımıza gelen örnekler. Başka birçok örnek de buna eklenebilir. Bunlara çektirilen çileler, Vecihi Hürkuş'a yaşatılanlar, bunlar sadece sembolik manada önemli şeyler. Bu tip örnekleri o zihniyetin bir tezahürü olarak değerlendirip aynı zamanda işte ne oldu? 1949 yılından sonra Türkiye yavaş yavaş bu Siyonist ağın içine girdi, Yahudi sermayesinin içine girdi ve yerli sanayi uzun bir zaman Marshall yardımlarıyla, ki o da 1948'de başladı. Demokrat Parti döneminde şey yaptı. Siz şeftali yetiştirin, siz domates yetiştirin. Ne gerek var bunları yapmanıza anlayışı bizi 1970'lere kadar getirdi. Kıbrıs Barış Harekatı 1974'te ve bu Barış Harekatı'nın arkasından silah ambargosunun konulması Türkiye'nin aklını başına getirdi. Burada Erbakan'ın hakkını teslim edelim bu Barış Harekatı'nın yapılmasında. Çok büyük emeği oldu ve o dönemde attığı bir takım temeller dalga geçiriyordu. İşte her yere temel atıyor, bilmem ne attığı temeller bugün ya hastane oldu ya fabrika oldu. Yani şimdi bu, bir şeyin temelini atmak önemli. Şimdi Sultan Abdülhamit bir temel atıyor. Onun üzerine bir proje geliştiriyor. Boğaz Köprüsü projesini geliştiriyor. Ne oluyor? O gün belki yapılamıyor. Ama fikir girmiş oluyor. Önemli olan fikrin bulunmasıdır. Fikrin icadıdır. Fikrin ortaya atılmasıdır. Ondan sonra o zaman yapılamayan proje bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şeklinde aynı güzergah. Bostancı'dan Yenikapı'ya kadar bir çevre yolu projesi bile çizilmiş. Tünel, Avrasya Tüneli aynı şekilde o zaman yapılan bir projenin üzerine konuldu. Demek ki bu işler böyle bir fikrin geliştirilmesi, ortaya atılması, geliştirilmesi ve zaman içinde ete kemiğe bürünmesi şeklinde oluyor. Batı'da da sanayi devrimi böyle oldu. Önce İngiltere başladı. İngiltere'de bilimle başlamadı. Bu daha çok teknisyenlerle başladı. Yani buhar enerjisini bulan Watt bir bilim adamı değildi. Teknisyendi. O işleri yapan birisiydi. Ne oldu? Oradan Fransa'ya geçti sanayileşme. Fransa'dan Hollanda'ya geçti. Hollanda'dan İtalya'ya geçti. Oraya geçti. Buraya geçti. Avrupa'da bu işler böyle gelişir. Teknoloji ve sanayi. E bizde de aynı şekilde işte başlamış olan bir süreç burada nasıl engellendi, nasıl baltalandı? İşte Haim Weizmann'ın Türkiye'ye gelişi ve İsrail'in ilk cumhurbaşkanı Haim Weizmann ve kutsal terörü, İsrail'in kutsal terörünü ilan etmesi ve arkasından gelen
bir sürü başka mesele. Diyeceğim, bu ülke hepimizin, biz bu ülkenin kalkınması için, gelişmesi için yerli olan her şeye destek vermeliyiz. Elbette yabancılardan da alacağımız önemli şeyler var ama bu ülkenin kendi dinamiklerini oluşturacak bir takım temelleri önemsememiz, benimsememiz ve bunları geliştirmemiz lazım. Maalesef ki bunun önünde büyük engeller var. Ama bu engelleri de aşacağız. Er veya geç Türkiye kendi ayakları üzerinde duran bir devlet haline gelecek. 1974'te bunu fark ettik. 30 sene, 40 sene sonra bunun sonuçlarını almaya başladık. Eğer daha önce fark etmiş olsaydık mutlaka çok daha erken yola çıkıp çabuk yol almış olurduk. Dolayısıyla da bu dönemde bizim bu meseleler üzerinde estirilen bu anti propagandaların, bu aleyhte propagandaların etkisinden halkımızı kurtarıp gerçekten ayakları üzerinde duran bir devlet haline gelmemiz için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışalım. Burada biz tarih şuurunun önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bu Kemalist paradigma maalesef milli olduğunu söylerken tam tersine gayrimilli bir amaca hizmet ediyor. Ve bu gayrimilli amaçta bizim gelişmemizi engelliyor. Biz bunun için itiraz ediyoruz. Millilikse kalpağı niye yasakladınız? Şapka inkılabı yapıyorsun. Kalpak eğer bağımsızlığımızın sembolü idiyse. Niçin şapka inkılabıyla kalpak da yasaklandı? Niçin Atatürk bir daha kalpak giymedi? Mustafa Kemal niye bir daha kalpak giymedi? Kalpak bağımsızlıksa yasaklanması ne? Demek ki biz şapka inkılabıyla o bağımsızlık duygularımızdan uzaklaştık demiş oluyorsunuz, değil mi? Başka ne anlamı olabilir bunun? Kuvayi Milliye yasaklandı, engellendi ve o anlayışlar hepsi inkılapların, özellikle şapka inkılabının, kılık kıyafet inkılabının ne alakası var millilikle? Harf inkılabının millilikle ne alakası var? Hititlerin, Sümerlerin, bilmem şunların bunların devamıymışız. Aman ne güzel, bu ne kadar milli bir şey değil mi? Şimdi böyle bir dil, Türkçe, öz Türkçe diye bir şey icat ediyorlar. General Ferik kelimesini atıyorlar, general kelimesini alıyorlar. Milli olduk değil mi? Fransızca general diyor, İngilizce general diyor. Sen de general diyorsun, ne kadar güzel, ne kadar milli. Ama burada millilik Araplıktan kurtulup İngilizliğe, Fransızlığa özenmek şeklinde karşımıza çıkıyor. İngiliz'e, Fransız'a özenen bir anlayış milli olamaz, milliyetçi olamaz. Eğer Göktürk alfabesine dönseydiniz ya da yeni bir alfabe yapsaydınız, Uygur alfabesine dönseydiniz milli olurdunuz. Ama Arap alfabesini bırakıp size, ülkenize saldıran, ülkenizi işgal eden bir medeniyetin alfabesini kabul ediyorsanız bu millilik değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bir alfabeyi unutturmak medeniyet alameti sayılmaz. Bir alfabeyi unutturmak dünyanın her yerinde barbarlıktır. Bunun adı barbarlıktır. Bir dili unutturmak dünyanın her yerinde barbarlıktır. Medeniyet değildir. Medeniyet var olanın yanına veya üstüne yeni bir şey koymaktır. Bir tuğlayı onun üzerine koymaktır. Yıkmak medeniyet değildir. Bugün bir dili, işte bundan 15-20 sene önce son ıbıhça kullanan insan öldü. Ibıhça bir Kafkas dillerinden birisiydi. Öldü ve ıbıhça bitti. Ne oldu? Medeniyetin duvarından bir taş düştü. Değil mi? Medeniyet bir şey kaybetti. Bizim aslan gibi Osmanlıca diye bir dilimiz vardı. Bir alfabemiz vardı. Bir akıcı lisanımız vardı. Bunların hepsi gitti. Ve bir soykırım şeklinde kelimelerimiz budandı. Deyimlerimiz budandı. Anlayışlarımız budandı.
Dolayısıyla bu büyük soykırımı yaşadık. Bunun üzerine bir tarih, bir kültür, bir bilinç, bir medeniyet inşa etmeye çalışıyoruz. Bu kolay değil. Bu kolay değil. Çünkü üzerimizden silindirler geçti, grayderler geçti, asfaltlar döküldü ve biz altta çırpınan bir takım enkaz altında çırpınan insanlar, varlıklar gibiyiz. Bu tarihi işte görüyorsunuz. Adam 1200 sayfa kitap yazıyor. İstemediği bölümleri almıyor, istediği bölümleri alıyor. Öbürü tahrif ediyor Osmanlı'yı, işte nasıl karalayacağım diye şey yapıyor. Sultan Vahdettin Kur'an'ı yasaklamış diye bir iftira atıyor. Ya halife niye Kur'an'ı yasaklasın? Geri zekalı mısınız siz? Sadece gazetelere Kur'an ayetlerini basmayın diyor adam. Gazete yerlere atılıyor, oraya buraya atılıyor. Bugün de olsa ben basmam. Ha, dergi, kitapçık bunlar da olur ama yasakladığı bu. Ama ne oluyor? Kur'an'ı yasakladı diye alçak bu iftirayı atıyor. Şimdi bunun yerlilikle, şimdi kendi tarihine niye bu kadar düşmansın sen ya? Niye düşmansın? Yani Sultan Vahdettin'e niye düşmansın? Aradan 100 sene geçmiş. Ne bu ya? Bu bitmeyen kin ne? Sizin kininiz İslam'a. Sizin kininiz Kur'an'a. Sizin kininiz bu milletin bu şerefli tarihine. Sadece bir Muhaç Savaşı'nı kazanmış olsaydı Osmanlı, tarihe altın harflerle geçmeyi hak etmişti. 2 saatte bir devleti yok etti. Macaristan'ı 2 saatte yok etti. Bir futbol maçı süresinde bir devleti yok eden bir tarihi, bir sultanı, bir Kanuni Sultan Süleyman'ı tarihten silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bir Yavuz Sultan Selim tarihin akışını değiştirdi. Bir Fatih Sultan Mehmet, bunlar tarihe kolay kolay gelecek insanlar değil. Avrupa tarihinde Fatih Sultan Mehmet'in bir dengini bulmaya çalışın bakalım. Bulabilecek misiniz? Bir Kanuni Sultan Süleyman'ın dengini bulmaya çalışın bakalım. Bir hepsini toplayın. Bütün krallarını toplayın. Bir kefeye koyun, bir de Kanuni Sultan Süleyman'ı koyun. Bakalım hangisi ağır gelecek? Ya böyle bir tarihe taan eden, hakaret eden, küfür eden, lanet eden insanlar insan olamaz. Bu medeniyetin çocukları olamaz. Onlar başka bir yerden buraya ışınlanmış bir anlayışın çocukları. Onun için siz olun, kendi tarihinize, kendi medeniyetinize, kendi kültürünüze, kendi değerlerinize sahip çıkın ki bu milletin öz evlatları olduğunuzu hatırlayın, hatırlatın. Çünkü bizim ecdadımız büyük ve şerefli işler yaptı. Şerefli işleri yapan ecdadımızı tanımak da bizi şerefli yapar. Onlara bir şey yapmaz. Onlar vazifelerini yaptı. Onlar tarihe müthiş bir miras bıraktılar. Ama bir şey kaybetmezler biz hatırlamazsak. Sadece bir Fatiha'mıza ihtiyaçları var. Ama kaybedecek olan biziz. Onlara öğrenemezsek, onları anlayamazsak, onları tanıyamazsak biz kaybedeceğiz, biz. Bunu unutmayalım. Tarih bizden bir şey istemiyor. Biz tarihten bir şey istiyoruz. O da nedir? Kim olduğumuzu bize söyle ey tarih. Biz kimiz? Bu aynada gördüğümüz yüz, sizin anlattığınız, tarihte anlattığınız yüze benzemiyor. Ya bu aynada gördüğümüz yüz yanlış, ya bizim yüzümüz bu kadar kötü, bu kadar çirkin. Yüzümüzün çirkin olmadığını biliyoruz. Tarihin aynasında kendimizi gerçek manada göreceğimiz günlere kadar inşallah devam edeceğiz. Rabbim hepimizi intibahla şereflendirsin, uyandırsın bu Ramazan gecelerinde. Dualar edelim, okuyalım, tefekkür edelim ve inşallah bu badireleri ülkemizin hayırlısıyla atlatmasını dileyelim Rabbimizden. Ama
tarihin de meselelerini çözmek için bu arada burada buluşalım akşamları. Ben zaman ayıracağım, sizler de inşallah buraya teşrif edin. Beraberce bu meseleyi konuşalım diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı sahurlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.